Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugün ekran başına tüm obezite ile ilgili sorunlu olanlar, tombikler, biraz kilo verelim. Aman evleneceğim şu 7 kiloyu nasıl versem diye düşünenler bir ayda ekran başına. Korkularınızdan artık sizi uzaklaştıracak yepyeni bir teknikle gastrit ameliyatları, o gastrit bypass ve o 150 kilo üstündekiler bile bundan faydalanabileceği, bu yeni teknikten faydalanabileceği müthiş bir teknik ve bir Türk doktorun da geliştirmiş olduğu bu tekniğin içine kendi tekniğinle birlikte meç eden, yani mixleyen bir uzman bir doktoru size takdim ediyorum. Bülent Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seyhan. Benim de biliyorsunuz daha önceden mide ameliyatı olmuştum. Mide ameliyatından dolayı da 60 kilo vermiştim. Hocam mide ameliyatıyla ilgili yani bu 60-70 kilolar vesaireler var da ama böyle 20-30 kilolara kadar artık böyle ameliyatsız operasyonlar, yani ne bu balon, evet, ne bu botoks. Onlarla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Birincisi en şişko olanlar, tombik olanlar, benden de şişko olanlar ameliyat olmadan önce onlar gastrit ameliyatı oluyorlar. Evet. Onun bir altı atıyorum 120 kilodan aşağı olanlar da tüp mide ameliyatı oluyorlar. Ama şimdi herkes artık bir obezite hastası olmayla ilgili bir potansiyel aday haline geldi. Evet. Hayat bizi bu noktaya getirdi. Facebook'lar, evde beslenmemiz değişti. Zaman az, ayaküstü yiyelim. Evde pişen yemeklerde, kullanılan malzemelerde hepimizin kilo alma riski arttı. Ve bu artan kilo riskinle ilgili yeni bulunan bu tekniklerle ilgili botoksu önce botokstan başlayalım. Botokstaki teknikle kaç kilo alınır, kaç kilo verilir, neler yapılır, hepsini sormak istiyorum size. Hayır, tabii. Peki. Birincisi bu gastrit ameliyatı değil, yani bir operasyon değil. Değil. Bir tüp mide ameliyatı değil. Değil, evet. Ama hedefin %50'sine vardıran yepyeni bir teknik. Evet. Şimdi bu teknik vardı ama daha önce. Daha önceden de vardı botoks. Ben üzerine bazı yani kendi tecrübemle geliştirdiğim şeyler var. Bir de uygulamadaki boşlukları da kapatarak çok güzel sonuç alıyoruz şimdi uyguladığımız botokslarda. Ama sizin konuşmanızın başında söylediğiniz gibi şimdi morbid obezite başka bir problem. Morbid obezite body mass indeksi 35'in üzerinde olanla 35, 38, 40, 42 falan. Gastrit ameliyatı var yani, evet. Bağırsak bağlanması birbirine onlarda, ve tüp mide, midenin kesilmesi. Aynen evet. Öyle. Onlarda bu onu yapmak lazım. Bu ayrı bir teknik. Şimdi peki bu mide botoksu olayı hocam 150 kilodaki insana da verdirir. Verdi. Kilo ne verdirir. Kadar verdi? Yani %15 kadar 3 ay içerisinde vücut kitle endeksinin yani 150 kilo 25, birisi 30 kilo 25 verdirir. Kilo verebilir. Verir. Çünkü kitle normalleşiyor işte. İndeksi yüksek. Biz bazen ameliyatları yapmadan önce çok yani kilo ne kadar yüksekse ameliyat riski o kadar yüksek olacağı için biraz kilo verdirmek adına önce botoks yapıyoruz. Yani anlayan hastalara anlatıyoruz bunu. Botoks yapıyoruz, kilo verdiriyoruz. Biraz hasta rahatlıyor. Ameliyat sonrası komplikasyon riski azalmış oluyor. Evet. Çok mantıklı. 120 doğru kiloydum hocam. Ameliyata girerken 108 kiloydum. 12 kiloyu mide botoksunla verdim. Çok güzel. Onun ama bu ehil ellerde olmazsa yeni arkadaşlar, yani yeni genel cerrahlar, işte mide ile ilgili, obezite ile ilgili cerrahlar, yeni arkadaşlarımız hemen süreçleri asla bir tecrübe süreçleri, yanlış yapmış oldukları botokslardan dolayı da bilgi kirliliği var sosyal medyada. Evet, evet. Bu arkadaşlarımızın deneyimlerinin az olmasından dolayı yapacakları yeri bilmiyorlar o noktada. Yani mideye tut yap, mesela bir adama yumruk atıyorsunuz. Ama nereye atacağınızı bilirseniz adamı bayıltırsınız. Ama adama yumruğu yanlış atarsanız karşınızdaki bu sefer ise bir yumruk atar daha fazla kilo da alabilirsiniz demek bu. Evet. Mide botoksu düzgün uygulandığı zaman katiyen kilo verdirir. Hı-hı. Net. Bu tabii dediğiniz gibi bir ameliyat değil. Bir sedasyonla yapılabilir. Sedasyon nedir söyleyeyim size. Hani mesela Dolantin gidiyoruz, işte ağrımız var dişimizle ilgili. Jitokain yapıyoruz vesaire, aman diyoruz dişim çok ağrıyor, doktor diyoruz, dişimiz çektiğinde hiçbir ağrı hissetmiyoruz ya.
Bu sedasyon da hiç yaptırmayanlara söyleyeyim, inanılmaz çok rahat bir şey. Serum buradan takılıyor, tık diye böyle yarı uyur gibi yapıyorsunuz. Tık diye midenizi öp, endoskopiyle pap diye yapılan evet. Bir şey. Süreç kaç dakika tutuyor hocam? Şimdi ben kendi kliniğimde uyguluyorum mide botoksunu. Bir hasta geldi diyelim. Önce damar yolu açılıyor. Damar yolu açılmışken, hazır anjiyokat girilmişken kan alıyoruz. O kandan bir tiroid hormonlarına bakılıyor, baktırıyorum. İnsülin direncine baktırıyorum, kan şekerine. Yani kilo vermesini engelleyecek başka ihtimaller var ise bunu bir kenara bilmem lazım. Onu öğreniyorum. Örneğin tiroidle ilgili sorun çıkarsa kan sonuçlarında, o eksikliği varsa tiroid hormonlarını yerine dolduruyorum. İnsülin direnci varsa insülin direncini bloke edecek tedavi başlıyor. O dengelemek lazım. Onu da ki daha çabuk daha kilo çabuk verirsin. Kilo verirsin. Bir de yaptığınız botoks da işe yaramasını bunlar bozabilir çünkü. Yani sadece yapıp çıkmak değil şeyde. Sonra uyutuyoruz. Hasta uyuyor, hiçbir şey duymuyor. Gastroskopla yemek borusu mideye giriyoruz. Önce inceliyorum mideyi. Midede çünkü ülser olur. Hani Allah korusun kanser olur, ağır bir yara olur. Tehlikeli bir durum var ise o zaman botoksu yapmıyorum. Sizde bu var diye açıklamayı yapıyorum. Diyelim ki her şey güzel ama biraz gastrit var. Her halükarda o zaman bir biyopsi alıyorum. Helicobacter pylori denilen bir mikrop vardır. Yani hem botoksu yapıyoruz ama aynı zamanda gastriti varsa, biraz iltihap falan varsa... Onu da temizliyoruz. Onları da evet, tedavisini peyderpey devam ettiriyoruz. Bu gelecekte de kanser veyahut da başka hastalıklarla ilgili de bir nevi tedbir. Yani aynen. Arabayı bir nevi hani derler rektifiye atılır motora. Evet. Motora da mideye de rektifiye attırıyorsunuz. Evet. Dediğiniz doğru. Helicobacter pylori Dünya Sağlık Örgütü'nce kanserojen kabul edilir. Yani gastritlerin temel nedenidir. Sonra ülser oluşur. Sonra mide lenfoması. Evet, gerçekten artık iyi bilginiz var. Evet. Ve mide kanserine kadar yansıdığı olur. Şey, hepsi çok tehlikeli. De. Mide kanseri de kanserlerin içerisinde left kanserinden sonra inanılmaz en çabuk hızlı dağılan, metastaz yapan kanserdir, bilginiz olsun. Onun için kilolarınıza dikkat edip, bir de tombik olanlar kanser riskini daha fazla taşırlar. Onun için sağlıklı bir bünye, kilo veren, spor yapan bir bünyedir, haberiniz olsun. Hocam, asistanınızdan ben bir şablon getirdim. Evet. Size ait bir şablon. Doğru. Bana bunun üzerinde uygulamalı olarak istirham etsem gösterir misiniz? Tabii. İzleyicilerimize. Şimdi önce normal anatomik yapı nasıl çalışıyor onu göstereyim. Burası ne hocam? Özefagus, yemek borusu. Yemek. Oradan evet. Yedi, gırtlaktan girdi, geldi. Aşağı doğru geldi. Mideye. Sol tarafta evet. Midemiz başlıyor. Doğru. Ve böyle kıvrılıyor karaciğerin altına doğru. Tamam. Şimdi katı gıdalar mide. Bu ne hocam? Hangi organ? Karaciğer. Karaciğer. Bu da safra kesesi. Tamam. Ona uğramadan direkt mideye mi gidiyor? Tabii. Bunun içerisinde mideye gidiyor. Sonra katı gıdalar midenin alt tarafında birikirler. Şu nedir hocam? Bu safra kesesi. Safra kesesi. Peki bir şey soracağım. Tabii. Safra kesesi kilolu olan kişilerde daha fazla risk mi taşır? Vesaire. Kilonun ona da zararı var. Yani yağlı yumurta ve kızartmayla çok beslenen insanlarda bir de genetik yatkınlık da vardır. Safra kesesi de taş oluşabilir. Yoksa safra kesesi olması gereken aynı bir organ. Aynı böbrekteki gibi. Gibi, evet. Gibi. Peki. Şimdi şuradaki maviler ne hocam? Onları da bilmek istiyorum. Bunlar damarlar. Bu damarlar. Aort. Bu da evet. Tamam. Şimdi mideye geldik hocam. Mide. Uzmanlık alanınıza. Evet. Mide. Şurada bu bizim midemiz. Mide. Buradan, buradan yemek borusundan geldi. Evet. Tamam. Şimdi midede gıdalar burada birikiyor. Burada? Filtre gibi mi hocam? Yok, önce birikiyor. Bakın çiğnedik falan ama çok da küçültmeden yutuyoruz sonuçta. Evet, midede, tamamen çiğneme şeyimiz de yok bizim. Çiğnemek lazım esasında, evet. 25-30 kere. Burada katı gıdalar burada birikiyor. Buradaki botokstaki başarının nasıl geldiğini anlatacağım şimdi size. Midenin bu fundus bölgesi gerilince... Fundus dediğimiz bölge açlıkla ilgili evet, bölge. İştah merkezi. Midem alınırken o bölgeyle ilgili. Şimdi şu bölge alındıktan sonra açlık hissetmiyorsun. Nasıl oluyor? Bir de onu anlatır mısınız hocam? Şimdi ki? Mide tamam, burası yani. Gerilince doydum hissini alıyorsunuz. Doydum. Doydum diyorsunuz. Onun için yemeği durduruyorsunuz. Aslında şurası bize... Aç mıyız, tok muyuz? O fundus bölgesi evet, değil mi hocam? Bir de tabii kan şekerinin falan da etkileri var ama o ilk aldığımız kandan çalışıp ondan sonra o takviyeleri yapıyorum. Şimdi mide fundus bölgesi dediğim gibi gerilince
tokluğu hissediyoruz. Bir Alman bilim adamının bulduğu bir şey var. Bir teknik. Yıllar önce midedeki sıvı gıdalar burada katı gıdalara karışmadan buradan gidiyorlar. Evet. O zaman şimdi, yani burayı bu şekilde, bu teknikle buralarını bir nevi hissiz hale getiriyorsunuz. Evet. Direkt olarak. Yani tali yola girmiyor, otobandan dümdüz aşağı iniyor. Aynen. Evet. Şimdi buraya da uğrarsa o yemiş olduğumuz yemekler burada toplanıyor. Evet. O da bize şişkinlik yapıyor. Gitgide mide büyüyor. Aynen. Ama buradan direkt geçerse mide aynı anüs gibi vajina gibi daralmaya başlıyor. Doğru mu hocam? Aynen. Şimdi botoksu, bir modal botoks ve de üstüne de bir şey daha ekliyorum. Bu bölge birinci alan buraya yapıyoruz. Mide boşalımını geciktiriyoruz. İki, iştah merkezine yapıyoruz. İştah merkezini bloke ediyoruz. Üçüncüsü bu genişleyen bölüm var ya. Bu yani, yapıyoruz dediği ameliyat değil he hocamızın. Evet. Yeni bulunmuş olan bir teknikle zaten mide botoksu vardı biliyorsunuz. Bu Alman bilim adamının ve hocamızın geliştirmiş olduğu bu teknikle mevcut olan yerde yani şu fundus bölgesi ve aşağıda yapılan endoskopi ağızdan küçücük bir öyle mikro cerrahi ile size o yapılan ve bu ameliyat ne kadar sürüyor hocam? Yani ameliyat da değil bu ameliyat aslında. Ameliyat değil, operasyon. Endoskopik bir müdahale. Endoskopik bir müdahale. Ne kadar sürüyor? Kaç dakika? 15 dakika falan. 15 dakika. Aynen. Peki. Ve kişi uyuyor bu arada. Sonra buraya yaptık. İştahı kapatmış olduk. Mide boşalımını biraz geciktirdik. Bir de midenin gelişen bu bölgesinde dilate olan, yani genişleyen bölgelerine de yapıyorum. Böyle bir hat şeklinde. Ondan sonra bunu çalacaklar hocam. Bu hadi tamam, bu kısmı söyleriz. Yok şaka yapıyorum ya. Burada ama tabii onu uygulamayı... Diğer arkadaşlarımız da öğrensin. Tekniği, hiç olmazsa evet. Hizmet verelim. Hemen böyle hani yat gel seni ameliyat edelim yerine ameliyatsız olarak zayıflama ile ilgili küçük müdahalelerle aynı diş doktoruna gittiğinizde ağzınızdaki dolguya nasıl müdahale ediliyor o da, dişin süresini uzatıyor. Hocam da zayıflamanın sizdeki zayıflatıp o süreci uzatacak bir teknik bu. Evet. Sonra burası önemli. Bir hafta 10 gün kadar sulu gıda ile besleniyor. Su, çorba, kompost, laktozsuz süt, kefir ya da püre gibi yapılmış ama biraz sulandırılmış ya da protein tozlarıyla. Hı hı. Şimdi dedik orasını ya sulu zaten, gıdalar böyle hocam geçiyor. Hocam ben konuyu bildiğim için evet. Kendim de bu ameliyatlara çok sık girdiğim ve sizin gibi değerli hekimler, ünlü hekimlerle çalıştığım aynen. için çok daha ameliyata girdim. Şimdi bu bölgelere botoks yapıldığı zaman insanlar hemen netice bekliyor. Hemen olmaz. Botoks size de uygulandığında bir hafta 10 güne ihtiyaç çok doğru, var. Evet. Ve bir hafta 10 gün içerisinde buraları kasılmaya başlıyor. Mide yani küçülmeye başlıyor botoksla. Ve bu arada sıvı gıdayla beslendiğinizde de o mideyi büyütmemiş oluyorsunuz. Büyümeyen bir midede zaten atıyorum 10 dilim ekmek yiyorsanız yemekte uydurdum bu rakamı ki anlayın diye bu sefer 5 yemeye başlıyorsunuz. 5 yerken de daha böyle süzgeç haline geliyor. Mide genişlemiyor. Açlık oranı zırt pırt 2'de 1'de acıkmıyorsunuz. Gece uyanıp ve netice alınıyor. Bu süreç ne kadar? 3 ay içerisinde %15 yani 100 kilo olan biri 15 kilo verebilir. 80 kilo olan biri 12 kilo verebilir 3 ayda. İkinci 6 ay 15 kiloda %15 vermez, %10 verir. Bilginiz olsun. Herkese net bilgiyi benden alırsınız, biliyorsunuz. Evet. Birincide vermiş olduğunuz 100 kiloluk biri 15'i verdi 3 ayda. İkinci 3 ayda vereceği kilo maksimum 10 kilodur. Yani bu ameliyat size %25'i 6-7 ay içerisinde verdirerek ve doğru beslenme şeklini seçtiğinizde 100 kilo biri ideal kilosu uyduruyorum 65'tir. 65'e gelmez ama 75 sağlıklı bir vücuda sahip olabilir. Hasta bilginiz olsun. Evet. Doğru mu anlattım hocam? Doğru, çok güzel özetlediniz. Dediğiniz gibi bir hafta 10 gün sulu gıdayla beslenince mide açılmayacak ya. Açılmayıp o şekilde kalır ve 6 ayda bunun etkisi sürer. Ve 6 ay sonra mesela birazdan balonu konuşacağız. Balonu çıkarmak lazım. Bunda öyle bir şey de yok. Yani ama balonda da mesela eriyen şekerli olanlar var. Eriyor, atılıyor. Evet ama onlar yani çok standartta kullanılan şeyler değil. Daha. Evet. Şeyde, daha biraz ekonomik hazır, anlamda da pahalı. Pahalı, bir, evet. Tercih edilen. Dolayısıyla botoks da yavaş yavaş
kiloyu hem de hiç zorlanmadan verebiliyor hasta. Yani benim koyalım bunu. Evet, koyalım. Ama soracaklarım var hocam. Aa, tamam, buyurun. Soracaklarım var. Buyurun. Şimdi evet. Buradan beslendik hocam. Evet. Buradan geldik fundusta. Evet. Fundusa biz bunu yaptığımızda aşağıda bir de bu ara katmanlara yaptığımızda evet. Mideyi küçülttük. Evet. Yemek yedik. Beslenme olarak bir hafta 10 günde sıvı olarak beslendik ve direkt olarak evet. Mide küçüldü. Küçüldükten sonra mide bir daha ne zaman genişliyor? Eğer ki biz bu sorduğumun cevabını doğru verdiğimizde izleyicimiz de bilgi sahibi olacak. Çünkü tamam. Ne yapıyorlar? Bazı arkadaşlarımız gidiyor kilo verdikten sonra yine gidiyor yiyor. Gastrit ameliyatında olsanız eğer ki 5 yıl sonra bu ameliyattan sonra Dominik Lak yerseniz hiçbir şey olmuyor. Eskisinden daha beter şişersiniz. Evet. Ben tüp mide ameliyatı oldum. Olalı 2 yıl oldu. Sağlıklı da beslendiğim için çevremdeki insanlar oldu, kilo almaya başladılar. Ben sağlıklı bir hayat sürdüğüm için, yiyeceklerime dikkat ettiğim için kilo formumu da yeniden tutuyorum. Buradaki ameliyatta da öyle. Sizi hocamızın yapmış olduğu bu teknikle ilk 3 ay %15, ikinci 3 ayda da %10 kilo vererek ulaştığınız 100 kilodan 75 kiloya diyelim ki ulaştınız. Ondan sonra da nasıl olsa yerim vesaire demeyeceksiniz. O kiloyu muhafaza etmek için muhakkak diyetisyenlerle hareket edip veya sporla hareket edip o dengeyi sağlamanız lazım. Yani evet. Hocalarımız bu buluşlarla mucizeler yaratıyorlar Allah'ın vesilesiyle. Ama Allah bize nefsimizde törpülememizi gerektirir. Aynı buradaki törpülenmiş olan duygularımız. Doğru. Güzel özetlediniz, evet. Operasyonlar gibi. Bir de diyelim şimdi eskiden daha çok böyle genç kızlar falan tercih ederdi botoksu hani falan. Hani evlenirken falan evet, değil mi hocam? Yani bir ayda var. Mesela verelim hocam 7-8 kilo. Aynen. Şak geliniğin içinde ince belli bir kız geliyor. Aynen. Ya da nişanı var ya da işte bikini giyeceğim. Yaz sezonu geldi. Geliyor falan. 2-3 ay önce yapıyorsunuz. Hakikaten de netice ortada oluyor. İşte 12-15 kilo alabilir. 80 kilo biri verebilir. 12 kilo verdiğinde müthiş bir görüntüye sahip kesinlikle. Olacak. Yani 65 kiloya düşüyor. Düşünün yani. Ama şimdi yavaş yavaş şuna da kaymaya başladı. Mesela dahiliyeciler hastanın şekeri var da artık regüle edilemiyor. Yani ayarlanamıyor. Ya da kilosundan dolayı bacakları çok ağrıyor, eklemleri ağrıyor. Su topluyor, tansiyonu yükseliyor. Bunun üzerine işte kilo vermen lazım. Şimdi yani 55, 60, 65 yaşlarındaki hastaları da botoks yapıyoruz ama sağlıkları için. Yani hem kilo veriyor sadece güzellik için değil yani onu demek tabii, istedim. Tabii. Çok daha önemli daha çünkü önemli. Kilo kanser yapıyor. Bakın unutmayın şu midedeki kanser metastaz yapıp en tehlikeli metastazlardan biri midedir. Kilolu insanların kanser oranı zayıf insanlarla orantılandığı zaman %26 risk oranı daha fazla artıyor bilginiz olsun. Onun için sağlıklı yani. Bu ameliyatı illa yapın vesaire değil. Gırtlağınızı da tutun. Ama tutamıyorsunuz. Tabii canım. Ben tutamıyorum diyenler için müthiş bir ameliyat tekniği bu. Değerli hocam, göstermiş olduğumuz bu şablonik evet. işlemde yapılan müdahaleye 15 dakika. Aynen. Diyelim ki 100 kiloluk biri ilk 3 ayda %15 kilo veriyor. Ortalama bu. Doğru. Evet. Ben net tecrübelerimle bunu söylüyorum. Çünkü artık yani şımarıklık yapmayayım ama bir profesör, doçent, doktor, ordinans falan var ya böyle peşeleriniz evet. Sizin. Nasıl mesela emniyet müdürü, emniyet amiri falan. En üst kademedeki ordinarius, profesör, doçent, doktor kadar neredeyse ameliyat etmiyorum ama bilgim var. Evet. Çünkü yıllardır çok çalışıyorum. Bir de ameliyat olan hani derdi bilen bilir. Evet, başınızdan geçmiş. Başımdan da geçti. Çok incelediğim ve çok da meraklı olduğum için konuyu. Bu ameliyatlarla ilgili 6 aylık çalışmada ilk 3 ayında %15, ikinci 3 ayında %10 ama muhafaza ettik. Ben artık 100 kiloydum, 25 kilosunu verdim ve çok sağlıklıyım. Kendime evet. iyi bakıyorum. Evet. 6 ay sonra benim bir arkadaşım 6 ay sonra bir daha gitti, botoks yaptırdı. Bunu niye yaptırıyorsun dedim. Ya en fazla bu ikincide belki 5-10 kilo veririm ama
muhafaza etmek için dedi. Evet. Doğru bir yöntem mi? Doğru bir yöntem. 5-10'dan da fazla verebilir. Yok, onun verecek kilosu yoktu. Ha, anladım. Yani mesela o ne kadar dolacağım? Hedeflediğimiz... O bir erkek arkadaşımdı. 100 kiloydu zaten. 75'e düştü. Boyuna göre zaten 1.75 boyu vardı. Hı hı. 5 kilo daha verirse 70 fitin fiti kaslı fit olurdu. Verebileceği kilo yok ama mesela 120 kilo olan birisi, örnek veriyorum, %25'ini 30-90. Evet. 90 kilo bir hanımefendiyi düşünelim. 90 kilo. 6 ay sonra bir botoks daha yaptığında atıyorum 6 aylık süreçte bir 15 kiloyu daha verebilir. Evet. Yani bir yılda tamamlayıcı 40 kiloyu verebilir. Doğru. Ama bu arkadaşım erkek olduğu için tamamlayıcı 40 kiloyu değil, ikinci de anca 5 kilo daha veririm. Ama müthiş bir şey Seyhan. Artık yemek istemiyor canım dedi. Aynen. Peki evet. O arkadaşımın başına ne geldi hocam? Daha önce 2 kere daha botoks yaptırmış, 2 ayrı hocaya ama. Hı hı. Ve netice alamamıştı. Evet, olabilir. Dedim ki neden netice alamamışsın? Dedi ki yanlış yere yapılmakla. İşte bu sizin anlatmış olduğunuz. İnternette de bilgi kirliliği olan şu. Evet. Midenin her tarafına yapılırsa mesela şöyle düşünün sevgili canlarım. Dudağa kolajen sıkılıyor, değil mi? Eğer dudağının neresine sıkılacağını bilmezsin, zenci gırtlağı gibi olur. Tabii tabii. Dışarı dudak çıkar. Aynen. Onun gibi düşünün. Veyahut da botoksu uygulamada örnek veriyorum kaşınıza yaptı. Bu tarafınıza 2 milim fazla koydu mu veya 1 milim fazla koydu mu kaşınız yukarıda olacak. Onun gibi düşünmek lazım. Doğru ehil ellerde müthiş mucize olan bir şey. Ha şu var, ben çok çabuk işlem görmek istiyorum, kilo vermek istiyorum diyenler tüp mideyi tercih edecekler. Veya çok 150 kilolarsa vesaire şeyi tercih edecekler, gastrit bypass ameliyatını tercih edecekler. Ama şunu da öneriyorum, %100 öneriyorum size. Onun için hocamızı da davet ettim bilgi almak için. Birincisi, gastrit ameliyatı olacak, bypass ameliyatı olacaklardı önce botoks olmalı. Tüp mide ameliyatı olacaklardı önce botoks olmalı. Botoks olduğunda veyahut da balon. Balonu da soracağım. Balon yapıyor Tabii, musunuz hocam? Yapıyorum. Peki, balonu soracağım. Balon da aynı. Botokstan mesela ben botoks değil de ya daha hızlı vereyim dediğinde. Biri 3 ayda %15, biri 3 ayda %20. Evet. Doğru mu anlattım ki? Doğru. Peki. Ben doktor olmalıydım. Peki hocam. Bu sürecin içerisinde 15 dakikadan hastayı nasıl hazırlıyorsunuz? Ne oluyor? O sedasyonu da anlattım ama gerçi bir de sizin ağzınızdan Tabii. lütfen dinleyelim. Şimdi damar yolu açıyoruz. Dediğim gibi kan alıyoruz. Ondan sonra özel ilaçlarla uyutuyoruz. Ama bu genel anestezi değil. Gibi değil. Bayılmıyorsunuz. Yarı baygın oluyorsunuz. Yarı baygın ama hiçbir şey hatırlamıyor. Uyuyor yani. Evde uyur gibi. Ben mesela geçen hafta kolonoskopi ile endoskopi yani hem popişimden hem ağzımdan tık 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 yapıldı. Toplam ne kadar tutku vardı yanımda? 45 dakika. O kadar. 45 dakikalık bir ameliyat. Bu 15 dakikalık bir ameliyat. Yalnızca ağızdan tık 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 olur. Aynen. Peki tiroid çıkıyorsa yapıyor musunuz hocam? Önce tedavi mi yapıyoruz? Önce tedavi yapıyoruz. Tiroidleri eğer az çalışıyorsa ona göre hızlandırıyoruz. Yani normal hale getiriyoruz. Veyahut da ameliyatla birlikte onu da tedavi ederek yürütüyorsunuz. Aynen. O da olabilir. Sonuca daha net varabilirim diye. Ya da dediğim gibi insülin direnci varsa oradaki eksiklikleri tamamlıyoruz. Hı hı. Gastrit olanlar? Gastrit olanlarda da işte Helicobacter pylori var mı, gastrit derecesi nedir? Bunlar da rapor Onları olarak... Onları temizliyoruz ondan sonra evet, yapıyoruz. Evet, onun için... Veyahut da o süreçte birlikte hareket ediyoruz. Genelde botoksu yaptık, biyopsi sonucu geliyor. Onun ardında da paralelen tedavisini devam ettiriyorum. Peki, bu süreç ne kadar oluyor? Botoks ne kadar sürüyor hocam? Botoks 6 ay etkilidir. Gerekirse 6 ay sonra bir kür daha yükseltilebilir. Ama 6 ayda sonra etkisi geçiyor. Vay tekrar hani kilo alır mıyım diye de düşünüyor insanlar. Esasında 6 ay az bir zaman değil. Yani karakterinin, yeme alışkanlığının değiştiği. Sigarayı bile bırakıyorsunuz Tabii hocam. Tabii ki. Ya... Sigarayı bırakılıyor. 6 ay içme, 6 ay sonra düşünüyorsun. Ben içeyim mi, içmeyeyim mi? Allah göstermesin. Cenazeniz, bilmem neniz yoksa başlamıyorsunuz yani. Aynen. Veyahut da kedere düşmediyseniz. Burada da pis gırtlaklıysanız sizi gastro bypass ameliyatı bile patlamıyor hocam ya. Yok, eskiden vallahi ben yemin ediyorum ben bypass çevremde bir sürü arkadaşlarım mesela mide ameliyatları falan oldu. Pis gırtlaklılar.
Bizim Seren de öyle. Seren gibi. Evet. Ya iki kere midye ameliyatı oldun. Daha üçüncüye 8 kilo ile ilgili ne ameliyat olursun? Bazı insanlarda kilo maalesef takıntı oluyor. Takıntı evet. olunca da sağlığını da hekimi de riske atıyorlar. Evet. O da tehlikeli. O da tabii ki. Tehlikeli. Saplantı haline getirmemek lazım. Seren Serengil'den bahsettim bu arada. Peki hocam bu ameliyat operasyonla ilgili tüp midye ameliyatı olmadan önce hastalarınıza şey mi soruyorsunuz? Yani gel önce bir botoks yapalım, biraz ver, riski azaltalım, ondan sonra mı ameliyat? Ettikleriniz oluyor mu? Oluyor. Çok kilolu olanlarda ve silivin işe yarayacağı sınırlarda olanlarda önce botoksu yapıp hastanın kilosunu verdirip anestezi risklerinden ve ameliyat riskinden, çünkü kilosu ne kadar çok zor geçiyor gerçekten ameliyat bu sefer. Botoksu yapıp kilosunu verdirip ardından operasyonu yapıyoruz. Peki arzu eden olursa, ben balon taktırayım, botoks yaptırmayayım diyenler, balon nasıl hocam? Hocam uygulamada bana şeyi gösterir misiniz? Balonla balon. İlgili evet. Tabii. Şimdi botoksun etkilerini nasıl kilo anladık. Verdiğini anladık. Balon. Yani onun mesela hastaların geri dönüşlerinden bir örnek vereyim. Bir beyefendiye yapmıştık, iri yarı yapılı. Bir de zayıf da bir eşi vardı. Ben diyor normalde bir büyük pizza yiyorum oturunca. Eşim de zaten yarısını yiyor küçük pizzanın. Onunkisini de yiyordum. Bu botokstan sonra mide açılamayınca bu sefer sadece diyor... Karı koca ikisi bir tane yiyecek. Bir dilim pizza, aynen. Bir dilim pizza yiyorum, devamını getiremedim diye yani geri dönüşler alıyorum. Balonda? Şimdi balonda mekanizma... Nereye takılıyor hocam? Sönük vaziyette yutturuluyor. Tamam. Hemen ardından paralelen gastroskopi ile... Tutkuyu izle. Biyopsi ile gastroskopi ile giriyoruz. Ve burada balonun buraya yerleştiğini görüyoruz. Yavaş yavaş içerisini mavi bir boya ile, boyalı su ile şişiriyoruz. Cam şişiriyoruz gibi. Gibi. Hani mavi değil mi mavi su? Evet evet onun gibi. Ve burada bir hacim burayı kaplayacak kadar, yani yanından çok az geçecek yer bırakacak kadar burada şişiriyoruz. Şimdi burada mide kabaca... Mide atıyorum yarısından çoğu suyla kaplı olduğundan, nasıl mesela 3 bardak su için ona göre üstünde yemek yersin. Aynen. Volümle böylece yer kaplıyor, bir volüm kaplıyor. Ondan dolayı diyelim ki 1 litre mesela kapasitesi, zaten 500 cc'ye kadar falan şişiriyoruz genelde. Ve bu bölgede yerleşiyor. Bu da buraya yapılmasının bir nedeni, mide çıkışı burada ya, mide kum saati gibi düşünün. Balon burada şişirilince buradan aşağıya düşmüyor. Kalıyor burada. 6 ay kalıyor, 7-8 ay da sürdüğü oluyor. Sonra nasıl alıyorsunuz hocam onu? Sonra yine endoskopik olarak uyutup patlatıyoruz onu. Evet, alıp içerisine giriyoruz. İçerisindeki sıvıyı emiyoruz dışarıya. O da sönüyor bir balon. Yoksa mideden yollayıp çişle mi atıyoruz? Hayır. Onu tekrar girip alıyoruz sönük vaziyette. Hmm. Tabii. Hayır şeyi söylüyorum. Suyu, mavi suyu. Suyu da biz aspire ediyoruz. Hmm. Mavi su olmasının nasıl? Nedeni şu... Yani balon patlamaz ama yani çok sert bir cisim yenir, bilmem ne olur, bir zarar görürse şey. Gibi evet. Bu sefer içerisindeki sıvı dışarıya sızar ve o sıvı emilir, idrarı yeşil renkte yapar. Böylece balonda bir problem olduğunu hasta anlasın. Anlayalım diye. Anlayalım diye. Evet. Hmm. Bir de balon taktığımız hastalara mutlaka bir sertifika veriyoruz. Çünkü havaalanlarından uçarken falan onları... Cihazda çıkabilir. İçinde bir şey... uyuşturucu mu var, aynen, var aynen. Diye. Evet. Onun için bu burada şişiyor ve bir volüm kaplayarak kilo verdiriyor. Çünkü şey gözüküyor. X-ray'lerde falan görünür. X-ray'de görünür. Derler ki uyuşturucu var bunda. Bunu da diyebilirler. Diyebilirler yani. Tabii. O da sertifikasını gösterince geçebiliyor. Hastanede sertifikasını ve doktorun yazısı mide ameliyatlıdır vesaire işte. Uygulama vardır, içinde balon vardır dendi mi herhangi bir sıkıntı olmuyor. Arkadaşım sınırda yaşamış, hem de İsrail'e tatile, Mescid-i Aksa'ya ziyarete gitti de İsrail'de yakalanmış, beyan edince demişler ki tamam evet. Doğrudur diye. Mide balonu da bu. Mide balonu botokstan farklılığı bir, hani şunu da söylemek lazım, belki siz biliyorsunuzdur, mide balonu takılınca
bir 3-4 gün insanı biraz hırpalıyor. Yani burada yer kaplıyor. O da hani hakkıyla şişirilirse. Birçok yani bazen az şişiriyorlar. Rahatsız olmasın. Yanlış anlayacaklar şimdi hocam. Yani şey yapıyor. Bir baskı hissi. İçinizde böyle hani çok su içtiğinizde böyle baskı hissedersiniz. Ulan çok içtim galiba falan diye. 2 gün falan oluyor. Ben bunu da taktırdım hocam. Öyle mi? Ben taktırmadım, hiçbir şey kalmadı ya. Ben ama resmen hani B ile başlayan bir şey, boğaz derler ya. Ben evet. Öyle bir şeydim yani. Gerçekten nefsim yani tutamıyordum. Ben. Anladım. Ama bu botoks tekniği yani eğer ki ben sabırlı olsaydım 2 yıl 6 ayda bir botoks, 6 ayda bir botoks veya da bir botoks bir balon yapmış olsaydım belki ameliyata da gerek kalmayabilirdi. Evet. Evet. Ama ben gerçekten dedim ya ilk başta anlatırken bak bunu yaparsanız şöyle oluyor diye. Balon pahalı mı hocam? Balonda çeşitler Pamukkale'de, var. Pamukkale'de turdan daha mı ucuz? Şimdi balonun 6 aylık olanı var. 1 yıllık şeker olanı var. Şeker biberiyeni var. Şeker biberiyeni var. Hava ile dolanı var. Böyle çeşit çeşit balonlar var. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı şeyler bunlar hepsi. Bir de tekrar tekrar şişirilebilen var. Diyelim ki biraz şişirdin, alıştı. Ondan sonra kilo vermesini takip ediyorsun hastanın. Plato çizmeye başladı, düz gidiyor. Bahsettiği hocamızın 1 yıl, 1,5 yıl içeride kalıyor. Öncesi biraz zayıflatıyor, sonra biraz arttırıyor veyahut da çok yüksek koyuyor. Minik minik küçülterek sizi istediğiniz kilo haline getirdikten sonra lıp diye operasyonla alıyor. Alınıyor, aynen. Tamamen kalıp şeker gibi eriyenlerde idrarla 6 ay sonra o zaten şekerli böyle lıp diye tuvaletinizden çıkıp gidiyor, eriyip gidiyor. Evet. Doktorunuza gidiyorsunuz, bir ultrason yapıyorsunuz, onun çıktığını doktorunuz emin oluyor ve ondan sonra rahat ediyorsunuz. Evet. Tabii seçenek var ekonomik anlamda. Şekerli olanlar 30 lira diyelim, öbürleri 20 lira, öbürleri 10 lira gibi yani. Rakamsal değeri söylemek istemiyorum. Türkiye'nin döviz kurlarına vesairelerine göre değişiyor. Evet. Ama tabii ki bir de hekimlerin böyle şeyler söylemeleri de sakıncalı. Hocamız da yalnızca danıştığım bir konu için çağırdım. Böyle bir şey içerisine riske atmak istemem hocamızla. Onun için sizden rica ediyorum. Hocamıza danışmak isteyenlerin numaralarını verelim ki bizi telefonla kitlemesinler. Hocamıza da sormuş olsunlar. Evet. Sizin için birçok takipçiniz ve izleyeniniz var. İnsanlara bunlar kilo vermekle ilgili falan. Bir de genel siz dediniz ya biraz önce ben çok hoşuma gitti. Gastroskopi, kolonoskopi yaptırdım. Neden yaptırdınız gastroskopi, kolonoskopi? Ben kanser, yer değiştiriyorum sonra. Kanser oranı evet. Var mı? Mide ameliyatı oldum 2 yıl önce. 6 aylık bir olmam lazım. Evet. Kendime bakmam lazım. Ve bravo. Tekrardan kilo alıp almamamla ilgili fundusumun gelişip gelişmediğine de ilgili baktım. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Bilinçli bir hastayım. Hakikaten öyle. Çok akıllı bir davranış. Şimdi mesela insanın başına ne geleceği tabii bilinen bir şey değildir. Başta Allah var. Ne yazıldıysa o oluyor ama endoskopik işlemlerin gelişmesiyle beraber teknolojinin ara ara gastroskopi yapılarak ya hiçbir şikayetin yok ama. Mesela 40'ında yaptırırsın ya da kolonoskopi 45 yaşına çekildi son gastroenteroloji kongrelerinde tarama yaşı. Şimdi midede iltihap vardır. İltihap ilerler ve giderek bu sefer o gastrit... Şu akış bağırsaklar, kalın bağırsaklar, ince bağırsaklara doğru evet. Gidiyor. Burası da popo evet, makat. Evet, anal girim. Peki, makattaki şey ne hocam? Bağırsak. Hemoroidler. Hemoroidler. Evet. Şunu bitireyim mi? Bu lütfen. Gastroskopi ve kolonoskopi sizin yaptığınız gibi. İnsanların böyle... Belli aralıklarla ailede hele hastalık var ise daha erken 40'lı yaşlarda 40'tan da önce kolonoskopi yaptırması gerekir. Ne kazanır? Bir polipler olur kalın bağırsakta geleceğin biliyorsunuz. Geleceğin kanseri. Evet. Polipler giderek sonra ilerleyerek. Kanser oluyor. Evet hiperplastik polip tübüler adenom çok teknikten bahsetmeyeyim de. Kısa kısa gideyim kısa, kısa, evet. Son noktası sonra kanser. Da kanser. Şimdi polibi saptadı doktor aldı temizledi. Ve ileride kanser olmasının önüne riskini, geçirmiş oldu. Tamam. Ne oldu? Ameliyat olmasına gerek kalmadı. Kemoterapi almasına gerek kalmadı. Radyoterapi almasına gerek kalmadı. Kişi kazandı
devlet kazandı. Yani tabii, bir, tabii. Bunlar biz kemoterapi ilaçları bilmem ne radyoterapi az para mı? Bunlar hep devlete yük sonuçta. Bu neyle? Ya bir gastroskopi, kolonoskopi ile yaptırdığınız gibi yapılarak önüne geçirebilecek işler. Tarama mutlaka yaptırsınlar yani. Peki, diğer tablomuz buradayken onu da sormak istiyorum size. Tabii Seyhan Hanım. Şimdi hemoroid nedir hocam? Şimdi hemoroidler anal bölgenin yani makat bölgesinin venöz damarlarıdır. Yani venöz anlamazlar. Toplar damarlar. Toplar damar. Evet. Peki. Ama bunlar birer yastıkçıktır. Makatı tutan sünger. Sünger. Hı hı. Makatı tutan kaslar vardır. Çünkü makat çok özellikleri olan bir organ. Yani büyük hapsi tutacak, işte gazı tutacak, bırakacak falan. Bunu ona göre kas kuvveti vardır. Ağzımız gibi. Gibi. Ama bunlar da bir hava yastıkçığı gibi ya da damar yastıkçığı gibi bunların da bu makat kontinansında bir yeri vardır. Yani tutmasıyla ilgili de bir görevi vardır. Ama bunun giderek ilerleyip artık yaşla beraber veyahut da hastalık haline gelip de dışarıya doğru sarkması, kanamaya başlaması ya da şişip trombozi olması hemoroidler hastalık anlamına gelir. Ve dört evresi vardır hemoroidlerin. İşte evre 1-2 hani çok bitilecek şeyler değil ama ilaçla tedavi olurlar genelde. Burada zaten iç hemoroidlerin şeylerinden bahsediyor, evrelerinden. İşte birincisinde kanama var, dışarı doğru çıkış yok. Endoskopi ile tanı konur. Kanama var, defekasyon, yani büyük abdest sırasında dışarı çıkıyor. Sonrasında kendiliğinden içeri giriyor. Artık evre 3'te dışarı çıkıyor, kanama da var. Elle tamamen içeri doğru redükte edilebiliyor. Artık evre 4'te ise hep dışarıda duruyor hemoroidler. Bunlar hastalık skalası. Peki şey bu yaygın bizde. Hemoroidal venous plexus ne demek bu? Bu nereden geliyor bunu besleyen damarlar? Bunu gösteriyor. Böyle damar yapıları bunlar. Hastalık haline gelince tabii bu giderek genişliyor ve birbirleriyle sünger gibi dediniz ya, o yapı süngerin içindeki delikler patlayarak birbirleriyle iştirak halinde oluyor. Peki. Kan stazı. Şimdi bu hemoroidle ilgili insanlar kesiyle yapılan ameliyatlar vardı. İnsanlarda popoda. Evet. Çok hassas bir yer ya, olduğundan dolayı yastıkla falan dolaşılıp aman canım acıyor falan doğru diye. Artık o canı acımalar filan zannediyorum çok minik ameliyat bile değil. Operasyonla evet alınıyor. Şimdi, kaç dakika sürüyor hocam bu? Lazerle hemoroid operasyonu diyelim ya da müdahalesi. Müdahalesi. Ama tabii hemoroid dediğim gibi bu da hemoroid, bu da hemoroid. Hani bunlar evre evre olan hemoroidler. Şimdi genelde yine de kombine ameliyatlar ileri hemoroidler için gerekiyor. Lazer tekniğinde buradan yandan küçük bir kesiyle bu hemoroidal damar yumağının içerisine giriyorsunuz. Lazerin oluşturduğu ısıyla böyle çıtır 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 bunları yakarak... Fistül gibi. Evet. Ama buradaki içerideki... Bu ameliyatla fistül ameliyatı da yapılabiliyor. Lazerle fistül de yapılabiliyor, evet. Gerçekten çok bilginiz var konu hakkında. Burada bunları yakarak çıktığınızı düşünün, tamam mı? Ondan sonra buz uyguluyorsunuz ve yavaş yavaş bunlar sönüyor. Zaten ameliyat sırasında gözle görülür vaziyette. Ama etki yine devam ediyor. 1,5-2 ay içerisinde iyice çekiyor kendisini ve dışarıdakiler de yavaş yavaş içeri giriyor. Ama tabii dışarıda çok böyle sarkan memeler falan var. O zaman içeridekilere lazer uyguluyoruz. Bu da mı sedasyonlu? Yani yarı uyutularak mı? Basit olanları yarı uyutularak yapılabilir. Ama çok büyük hemoroidleri varsa o dışarıdakileri de kesip almak lazım. Çünkü kozmetiksel güzel durmuyor bu sefer. Söner ama deri olarak kalırlar orada. Taharetlenirken falan da rahatsızlık verecek şeyler. Onun için bir kere girmişken ne gerekiyorsa yapmak lazım. Onu da... En önemli şey insanın kıç sağlığı. Biliyor musun? Evet. Bak biraz önce mideyi anlattık ama popo çok çok daha önemli. İnsan tuvalete giderken canı yanıyor, hemoroidli olanlar kanlı oluyor, sağlıkla tabii ilgili sorunlar, mikrop kapabilir, sıkıntılı. Bu da çok önemli. Bu ne kadar sürüyor hocam? Bu basit hastane mi, klinik mi bu yapılıyor? Ya çok basit olanlar klinikte uygulanabilir ama uygulanabilir. Hastane... Uyguluyor musunuz? Yani bunların çoğunu hastanede uyguluyorum yine de. Daha rahat ama sabah yapıp öğleden sonra akşamüstü çıkabilir. Hemen basit, yani tabii, öyle birkaç gün yatılan bir şey değil. Yatılmaya gerek yok. Dikiş var mı hocam bunun? Hayır. Yok.
Bu dışarıdaki bölgeyi de Ateşsiz. yakarak evet yapılabilir ama çok ileri olanları tekrar söylüyorum. O zaman O dışarıyı dışarıdakileri almak temizlemek lazım. lazım. Evet. Orada cerrahi Yani müdahale bir olabilir. sefer girmişken hemoroidle ilgili tüm Komple temizleyip şeyi bitirmek lazım aslında. kas elastikisi ne kadar sürede normale dönüyor? Kritik sorular hakikaten. Şimdi kaslar makatı sıkan etrafta kaslar vardır. Büyük abdest tutmaya yarayan kaslar daha Evet. yukarıdadır esasında ama O tutar da mesela devamlı gaz çıkarma, ıvır zıvır orada bir hissizlik oluşuyor. Tabii bir Ne zaman müddet bu normale geçer? lazeri falan uyguladıktan sonra bir ödemden dolayı bir hissizlik tam Bir hafta performans filan. bir hafta falan Yani içerisinde şunu geçer. söylemek istiyorum. Bir hafta sonra inanılmaz sağlıklı tuvaletinizi yapacaksınız. Nasıl yemekle ilgili? Hani biraz önce gırtlağınıza pis olmayın, mideniz şişer ve gastrit ameliyatı olabilirsiniz. İşte ne bileyim mide, tüp mide olabilirsiniz. Ne bileyim ya bu ameliyatları yaptırmak zorunda olabilirsiniz. Belki ameliyat öncesi botoks yaptıracaksınız. Belki tüp mide ameliyatından önce balon taktıracaksınız vesaire. Yani pis gırtlaktan bahsediyorum. Tüm bunları yaptıranlar bile tekrardan kilo alıyor. Önce nefsiniz önemli. Sonra birinci aşama botoks. Botoksta ilk 3 ay 15 kilo veriyorsunuz. İkinci 3 ayda 10 kilo veriyorsunuz. Balonda ise ya ben botoks olmayayım, balon olayım, işimi daha da sağlam alayım diyenler ilk 3 ayda 20 kilo, ikinci 3 ayda 15 kilo, toplamı 35 kilo kadar, yani 100 kilodan bahsediyorum. 35 kilo kadar kilo bile verebilirsiniz. Ama tüm bunlara uymanız gerekiyor. Gelelim ağızdan alınanları mideye geldik. Mideden sonra popo. Yani bunları atarken rahatlıkla tuvalete çıkmanız lazım. Ve tuvalete çıkarken de ah utanıyorum benim basurum var. Halk dilinde söylüyorum. Hemoroidim var, basurum var diye düşünmeyin. Hiç utanmayın doktora gidin. Sağlıktan asla utanılmaz. Hemoroid çok sağlıklı olarak sizi normalleştirecek. Ve tuvalete gitmeniz, tuvalette yarım saat kalanlar, bir saat kalanlar çok çok daha çabuk hareket edecek. Çok hijyen olacak. Yarın öbür günde kanser oluşmasıyla ilgili kendinizi tedbir yapacaksınız. Çok önemli şeyler bunlar. Yani Kesinlikle. insanın yediğiyle de yer çok önemli, haberiniz olsun. Dikkat etmek lazım. Bunu söylemem lazım hocam. Evet. İzleyicimiz böyle anlıyor çünkü. Halk dilinden anlıyor. Siz tabii doktorlar böyle terminolojik kelamlar Evet. ediyorsunuz ya. Anlamıyoruz izleyince, sıkılıyoruz. Ama ben böyle biraz daha esprili, Espri de biraz daha katarak, evet. halkın anlayabileceği, benim yani halk benim tabii ki, bizim anlayabileceğimiz konunun Evet. ehli insanlar olmadığımız için bu olay. Peki bu ameliyat ne kadar sürüyor hocam? Yani aktif ameliyat 20-25 dakika falan sürer. Aktif ameliyat. Evet. Hastanede bir gün yatırılırsa yatılır, yatılmazsa sabah Yatılmazsa akşam akşam da gidilir. taburcu olabilir. Büyük paralar mı bunlar? Yok, hayır. Değil, küçük paralar. Evet, yani Peki bunu SGK karşılıyor mu hocam? SGK lazeri son dönemde karşılıyor. Karşılıyormuş. Evet. Bir kısmını Bir karşılıyor, kısmını bir karşılıyor. kısmını doktor alıyor, hastane alıyor. Hastaneyi seçmiş olduğunuz hastanenin kalitesine göre de bir para ödüyorsunuz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir şey bu. Peki Türk mide ameliyatlarını artık bakanlık karşılıyor mu, obeziteyle ilgili geçecekti Evet, yasa olarak, geçti 30, mi? 35'in üzerinde body mass indeksi olanlarda işte Yani psikiyatri muayenesi, 100 kiloysanız vücut kitle endeksiniz 65 kilodan çok yukarıysa, yani 100 kiloyu açtıysanız %35 oranı devlet ne kadarını karşılıyor hocam, bilginiz var Ha, mı o tam tam olarak? rakamları hatırlamıyorum Yüzde şu anda. zannediyorum %40 %50'lere Gibi bir kadar şey, evet. büyük bir bölümünü karşılıyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederim, Ben sizi teşekkür ağırladık. ederim Selen Yani Hanım. Onur ağzımızdan duydum. yedik. Popişe kadar Bütün oradaki sindirim sorun olan sistemi. bütün sindirim sisteminle ilgili her şeyi öğrendik. Bu arada hocamızla ilgili Tutku diye bir arkadaşım var. Bu botoksla ilgili cuma günü bir operasyon yapılacak. Yapılan operasyonda ben ara ara size göstererek ne kadar kilo verdiğinle ilgili hocamın yapmış olduğunu, bu botoksun kirli medyadaki, o sosyal medyadaki kirli, hani aa vermiyorum filan. Sen yaptırıyorsun, ya yanlış adama yaptırıyorsun, ya yanlış yere yapılıyor botoks. Hiçbir yeni daha uzman olmuş doktor yapıyor veyahut da sen gırtlağına bakmıyorsun. Bunların üçünü de dengelerseniz çok doğru bir netice alırsınız. Aynen. Ben Doğru iddialıyım bu adam da konuda.
doğru sonuçlar alınır, unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Efendim, bugün Bülent Öztürk'le birlikteydik. Benim de obeziteyle ilgili sağlık sorunlarım vardı. Obezite deyip geçmeyin. Şeker, kalp, damar, psikolojik, travmatik, seksolojik, her şeyiniz, unutmayın ki kilo. Kilo asrın vebası. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.